Selam Lemur severler. Konuklu toplu paket açılışının yeni konuğu Fırat Albayram. Evet, Ceyda'dan sonra beklediğim muradıma erdim. Toplam kaç saattir bekliyorsun? Yani iki videonun arasındakini saymıyorum. Ceyda ile açtığımız paketler 12. sırasında kenarda sürekli falan böyle o mimikler. Şeye emin olabilirsiniz. Videolarda o mimikleri rol olarak yapmıyor. Burada arka planda otururken de yaptı hepsini. Yaparsın tabii, bir sürü şey açıyorsun, biz de istiyoruz abi. Sen de şimdi heyecanlanıyorsun da ne tabii çıkacak kalır. Tabii merak ediyorum, bakayım hangisi bana uygun. Hepsi zaten ikinize birden bunlar. Ya nasıl ya, ama onunkiler hep bana uygun ya. Ben şimdi önce masayı ferahlatıyoruz. Tamam, hangisiyle başlıyoruz? Hepsini sen al, istediğini seç. Renkliyle başlayacağım, bununla. Bak ağır, gördün mü? Ama sayı olarak Ceyda'nınki daha çoktu. Bir paket daha çoktu ya, aynı 14-15. Ben sana yoldan bir şey daha alırım. Bu dondurma yapma seti. Evet. Beni düşünerek mi aldın kankacığım? Evet. Ben dondurma mı yiyorum? Yemiyor musun? Yiyorum ama ben uğraşırım, ama uğraşmadan yiyorum. Dondurma yapmak zorunda değilsin. Hani ne yapacağım? Ne yapabilir? Ben bilmiyorum. Ben onu almışsın. Ben almadım. Gıcık. Bak yemek tamam. Videolarında kullanabilirim. Dürüst bir şekilde söylüyorum. Söyle. İkinize de değil. Sizin ufakla. Ha, Deniz Kemal'e. Evet. O zaman sevindim. Tamam, çok Deniz Kemal'e. Bunun içinden böyle çıkmış. Dolduruyor. Ya evet. Bunu atıyorum, meyveli yoğurdu böyle dolduruyorsun içine. Hop. Sağlıklı dondurma. Çok iyi. Tamam. Deniz Kemal'e. Evet, sıradaki. O da senin değil. Kanka bu da o mu? 10'a puanım Deniz Kemal olduğu için 7. Evet. Çünkü abi içini vermemişsin ki. Deniz benim için ne yap bilmedim. Bilemedim. Abi sonuçta içini ben hazırlıyorum. Uğraşı bende ama bu... Ya git marketten meyveli yoğurt al. Hiç. Evet. Bebiş yoğurdu al. Dök içine, yapıştır buzdolabına ya. Allah Allah. Şimdi Şile ile Rita'yı yıkama görevi sende değil mi evde? Daha yeni geldi onun videosu. Evet. Yıkadık. Keşke önümüzdeki hafta yıkasaydınız. Keşke. Çünkü... Ney geldi? Bir dakika lan, bu farklı bir şey. Fırça dedim de bu bir dakika fırça değil. Ula çok mantıklı. Tüyler bunun, için mi? Hayır, bunun içine su ve köpük koyuyorsun, şampuanı böyle koyuyorsun. Evet. Ben bununla kendimi de yıkarım bro. Tamam. Bunun içine koyacaksın şampuanını. Sanırım şampuanı buradan veriyor. Çok akıllıca bir şey bu arada. Buradan da fıçık 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 evet. İşte. Yani buradan da basıyorsun, anladın mı? Bak biraz daha ver, biraz daha ver gibisinden. Bu inovasyon bir ürün. Bundan getirip bunu biz Türkiye'de distribütörü olalım bro. Şilalete reklamlarında oynasın. Bu oğlum bu mantıklı. Çok iyi. Sen tamam. Şimdi köpek yıkamadığın için tahmin edemiyorsun değil mi? Ben bir kere kedi yıkadım, her yerimi çizdi. Ulaşamaması gereken yerleri falan çizdi yani, böyle çok acayipti. Çok iyi ürün. Puan? Yine bana olmadığı için 8. Ama hiçbiri senin. Abi nasıl o zaman, beni niye çağırıyorsun? Şilay Lerita gelseydi yanına da Deniz Kemal otursaydı kardeşim. Hayret bir şey. Gördüm Tuğkan'ı, almışım bir sürü şey. Bunu açıyorum şimdi. Oh! Bravo, bak işte aferin. Çok ne? Güzel, 64 bit Game Boy. Net sana. Bundan bende var ve çok mutluyum. Ne var oyun ama içinde bu? O Game Boy'lar, Sega'lar, canım, Neo Geo, nasıl okunuyor bilmiyorum, onlar hepsi var. Sen ciddi misin? Evet. Hepsi de yüklü geliyor, böyle sonra hiç uğraşmıyorsun. Anne, minnacık. Çok iyi. Biz uçakta hep Switch kullanıyoruz, uzun yollarda falan. Aslında bu daha... Ana! Renkli ekran mı? Aç. Açayım, dur. Oha lan, ekranın kalitesine bak. Bu bayağı iyi ürün. Şimdi bak, bunun içinden emülatör seçiyorsun ilk önce. Ne oynayacaksın mesela? GBA'yı hadi seç. Hadi canım, sen de hepsini hepsi kopyalamışlar. Var. Sen ne diyorsun? Kardeşim. Bundan sonra kutuların çok bir önemi yok. Bir saniye, hemen şöyle yapacağız. Aa, kendisininkini de getirdi. Bundan sonra konsol kardeşiyiz. Abi çok iyi bu. O bayağı PlayStation 1 oyunu çıktı. Ben bilmiyordum bunu. Ben şaşırdım burada zaten. Abi en güzeli Neo Geo oyunları ve GBA oyunları seviyor musun? GBC'ler de iyidir. Evet, hepsi süper çalışıyor. Bu 3 boyutu boş versen. Tamam, nereden kapatacağım, oyundan çıkacağım? Kapatıp bir daha açıyorum. Çat çat. Bir dakika dur, Mario World 2. Daha yeni bitirdik şeyde. Aa, Mario mu var? Bir bakabilir miyim ben de? Zelda da var. Al sen bununla. Ben Zelda'yı bilmem. Ben Mario'cuyum. Bir şey söyleyeceğim kardeşim. Yani iyi ki geldim. Çünkü şöyle söyleyeyim, bayağı iyi çalışıyor emülatör. Şarjlı bir şey mi bu? Type-C'den şarj edebiliyorsun. Ne diyorsun? Kaç saat sürüyor şarjın? Ya ben tatilde bayağı bir Pokemon oynadım. Ama arada bir şarja taktım hani böyle. Her odaya döndüğümde, otel odasına döndüğümde taktım. O yüzden net bir şey söyleyemem ama 3-4 saat rahat gider. Mükemmel abi. Mükemmel. Bunun linki var mı aşağıda? Almak isteyen çıkar bunu. Hemen aşağıda linkini bulabilirsin. Peki bunlar gerçekten pahalı şeyler. Şimdi onun fiyatını soracaktım. Çok merak ettim. Bu çok ucuz bir model değil. Bunların nerede aralarında bu klasmandaki en pahalı modellerden bir tanesi bu. Daha büyükleri var falan. Daha yok büyük. Daha büyükleri değil de mesela oyunları az, işlemcisi güçsüz olduğu için her şeyi çalıştıramıyor vesaire gibi. Bu 45 dolarmış. Vergisiyle birlikte 50 küsur dolara geliyor. Ucuz değil tabi. Dolar yüzünden ucuz değil. Ama iyi alet. Şimdi. Evet. Bu ne? Şimdi... Sen bana yaşlı mı diyorsun? Ne sana ya? Bir şeyler oluyor, tamam mı? Ha böyle yaşlanmaya başlamışsın gibi bir izlenim edindim ben. Bu parmağından...
Ha bir dakika, şunun puanı 10. Çünkü buradan kıracağım puanı. Tansiyon falan ölçüyor bu değil mi? Evet. Aa, bence çok güzel bir şey. Her ev insanın evinde olmalı. Nasıl çalıştığını şu an ben de bilmiyorum. Yani ama bu da şimdi küfür gibi ha. İnsani bir şey abi, gerekli bazen. Çok ya şekerli. Ya benim ne tansiyonum olacak? Tuzlu yersin. Ne? Ceyda sen de yapma Allah aşkına. Herkesin tansiyonu bazen iner çıkarıyor. Kanın oksijenini falan da ölçüyor. Hepsini ölçüyor. Şey akıllı saat gibi. Aa, kalp ritmini ölçüyor. Nerede ölçüyor? Ben niye yok? Bak şu şey değil mi? Bak şu an atıyor bak. 99. 99 SpO2. Yani şey, o kandaki oksijen seviyesi. %100'e yakın. 74'te şeyin mi? Yani nabzın. Nabzım. Şuna basınca iğneyle kanını ölçüyor. Aman basma. Ben öldüm galiba arkadaşlar az önce. Hah, başladı. Ha, bak bu daha çok şişecek. Hızlı atıyor. Fıt 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 fıt. Çekimde olan bizi senin niye kalbin lazım? Bir de yarım atıyor ha. 80. 80. Ne 80 bu? 81. Gitgide heyecanlanıyorsun Ceyda. Senin 82, 83. Senin yanı kımında olduğum için heyecanlı. Oo. 85. Oo, bir daha bakayım. Gitti kalbi durdu. Öldü. Ya işte bir gadget. Evde bulunmasının zararı olmaz. Güzel ama... Bir göndermeler olduğu için... 6 veriyorum. Neden dersen akıllı saat de yapıyor bunu. Ama var mı akıllı saat takıyor mu? Takmıyorsun. Var ama takmıyorum. İşte akıllı saatin şarjı bitik olabilir ama bunu tık tık bakabilirsin herhangi bir şeye ihtiyacın olmadığında. Ya mesela spor yapıyorum, bunu mu takacağım? Hareket gibi çekmiş gibi oldu bu. Aç, tamam. Yenisi gelsin. Zaten sen şu an bu saatten sonra istediğin kadar kötü bir şey almış olsana. Hiç önemli. Şeyden kurtardın değil mi? Game Boy beni bağladı. Bence onun üstüne de bir şeyler çıkabilir. Hadi canım sen. Belki. Bilmiyorum. Ya. Bilmiyorum. Şimdi şeyi tam seni analiz ettim ama şeyi bilemem yani. Beni analiz ettiysen niye bana tansiyon cihazı alıyorsun? Evet. Analiz ettim çünkü. Bu ne oğlum? Benim evliyim ben. Bu ne? Aa, ne aldın çocuğa? Bağır bakayım. Ben evliyim bro. Bir dakika lan, bu işe yarıyorsa ben seni var ya o zaman daha çok severim. Oturduğun yerden kas yapma aleti değil, evet. Mi bu? Sen cansın. Triceps, biceps. Maskülen tarafın, Adonisler. Ne çok parçası varmış. Kanka bu nedir ya? Bu her yerimize bir... Ya bak bu karın kası için. Ben fotoğrafta sadece bunu görmüştüm bak. Şunu görmüştüm sadece. Niye birden fazla var? Yedek. Fark ettin mi? Six. Evet. Direkt six pack. Yapıştırıyorsun. Abi bir şey diyeceğim. Yarar mı işe sence? Bilmiyorum. Simülasyonun sanki başındayken. Sanki bana bunlar hep tıraş gibi geliyor, anladın ama mı? Ama şey, bunları şeyde de kullanıyorlar ya. Bacağında falan şey kaybı var. Kas kaybı mı, güç kaybı var. Gidiyorsun fizik tedaviye, ne yapıyorlar? Bunlardan takıyorlar. Tamam, bir şey söyleyeceğim. Bu diyor ki yağ yakmaya yarar diyor. Kas yapmaz ki. Yağların yanınca kaslar çıkıyordur yukarı. Kolundan mı başlayalım? Kola takalım. Aile dostu bir kanal olduğumuz için Fırat'ın göbeğini göstermek istemiyoruz. Çok fazla kol göndermişler. İki tane de karnıma göndermişler. Karnına yollamışlar. Şunlar da bence omuz için bak. Muhtemelen evet. Bu işe yarıyorsa çok iyi ürün ha. Ben çünkü kıpırdamak istemiyorum bro. İşte sen bilgisayarın başındayken, simülasyonun başındayken mesela bir taraftan kas yap. Bir şey diyeceğim, şunlar falan çok havalı, gereksiz havalı gözükmüyor mu? Gözüküyor da ben hala bunun manasını çözemedim. Şöyle. Düşün, adamın kolunu sarmış, benimkini saramadı. Pilleri doğru taktın emin misin? Hayır. İki tane pil var, nasıl ters takabilirsin ya? Hazır mısın? Evet. Bir şey oluyor mu? Hayır. Dörde geçiyorum ben. Geç. Çalışıyor mu peki, bir his var mı? Şu an bir şey olması lazım. Bir dakika, lazım bir diye. Saniye vururum. Hiçbir şey olmuyor. Nasıl ya? Bünyesi reddediyor abi spor, ben satıyorum. Oğlum hiçbir şey olmuyor şu an. Psikolojik mi zayıflıyoruz acaba? Hayır, normalde şu an böyle kasılman lazım. Ananı satayım. Ya ne yaptın oğlum? Oğlum bu ne? Al şunu. Al şunu. Oha, hareketlerden belli zaten, böyle. Çok mu ulan ödümü kopardın ya? Abi biri kaslarımı içeriden dürtüyormuş gibi. Yavaş basın ha, bak ben ha, gelirim. Çalıştır. Ama nasıl çalıştırdım bilmiyorum. Belki de en güçlü de çalıştırdım yanlışlıkla. Bir yazıyordu. Bak bir şey olursa hemen bu düğmeye bassam of. Ya çıkar, sök çıkar. Tamam, dört yapma. Abi çok acayip bir hissi var bunun. Bir dakika dur şimdi ama. Ben nasıl çalıştırdın anladım. Bir dakika. Durun, kapanmıyor. Ben bir daha deneyeceğim. Bir şey zayıf. Söyleyeceğim. Bir dakika, burama kadar uyuştun. Zararlı vermesin oğlum. Ben şu an bayağı karakas yaptım. Ay yok. Ben gider metkiyim, bir şeyimi yaparım. Çok acayip hissi var ha. Dur elleme, sen dokunma. Hayır, 10 ilk önce 10. Şimdi program seç. Biri seç, bir. Evet. Abi. Bak. Ah! Abo! Fırat kolun kendinden. Abi çok komik. Allah! Şimdi gerçekten işe yarıyor olabilir ha. Göbeği deneyelim mi bir? Hadi deneyelim. Bir deneyelim yani. Oha! Her tarafı 12 dakika diyor abi. Oğlum düşünsene bunu. Göbeğime burama taktım. Evde böyle mi gezeceğim ben 12 dakika boyunca? Böyle gezeceğim. Göbeğinde göz. Sansür. 4 yapma. 1. Oluyor mu? Çok iyi. Gerçekten. Hafiften içeriden böyle yapıyor. Tamam, yüksel. Oo, bunda aa, şiddet değil. Bunda şöyle yapıyor. Yavaşça mekik çekiyor musun? Bunda sürekli. Bayağı rahatsın sanki.
Bu iyi. Kol çok kötüydü abi. Yok eritmez abi. Böyle şey mi olur ya? Abi niye olmasın? Abi o kadar kolay ya, olsaydı. Kas yapar. Belki eritmez ama kas yapar. Lan neyini kas yapacak? Önce yağların erimesi lazım ama. Güzel yani. Değişik ama kolum hala çok kötü hissediyor. Sanki bu kolum güçlen. Ha bir dakika. Bak yumuşacık, sertleşmiş hafif. Hani kas yaptıktan sonra kasları kasılır ya. Çok az yaptık kolunu harbiden. Saçmalıyorsun abi 2 saniyede öyle şey. Yalan mı söyleyeceğim? Kasılmış işte. 2 saniye mi? 1 saat burada titredik oğlum hatırlayın. 1 saat. Ya burada gösterdim ya. Herkes gördü titredik oğlum ya. Puanın ürüne güvenim tam olmadığı için 6. Tamam. Emin değilim çünkü yani. Bir kere daha öpebilirim. Çünkü senin videoları izlediğim zaman en gaza geldiğim, ulan keşke bende de olsa da iki fıttırsam dediğim şeyi almışsın. Ben göremedim hala ne olduğunu. Ha, ne evet. Aldın ya? Ne aldın? İki yorum var. Ben ama çok severim böyle şeyleri. Neden söylüyorsun? Ben ama çok severim böyle şeyleri. Beraber oynuyoruz. Arada sen oynuyorsun. Ya bu arada özellikle küçük aldım. Bunlar böyle mikro diye geçiyor. Ve şey... O çok önemli. Görmedim. O çok önemli. Görmedim. Mikro daha iyi benim için. Niye ben evde oynayacağım? Evet, evde oynayabiliyorsun. Köpekler falan kovalayacağım. Mesela onu. Benim şeyle oynadığınız o kocaman RC arabayla oynadığınız ikinizle onu mesela evin içinde oynayamıyorsun. Ha bayağı ufak lan çok iyi. O içinde şey de çıkıyor. Ne var? Sen dur ya. Bakıyorum ya. Ne bu? Tesla. Aynen Cybertruck. Bunlarla arasından falan geçiririz. Yol yapacaksın şöyle. Ben bunlarda niye vida var diye gıcık oluyordum. Bunlarda niye vida olduğunu biliyor musun? Niye var? Böyle oyuncakların hepsinde vida var. Evet. Çocuk açıp pilini yemesin diye. Evet. Ama ben çok uzun yıllar boyunca sinir oldum. Çocuğum sen deli misin? Yeme onu. Bunu yap, ne yapacaksınız biliyor musunuz? Siz çocukken yapar mıydınız bilmiyorum. Böyle kitaplardan böyle pist yapardım bunlara. Uçurmayı çalışıyordum. Acayip eğlenceli bir şey. Öyle bir hı dedik hiç beğenmedi ya fikrimi. Ben modifiye ediyordum. Benim arabalarım hepsi modifiyeliydi böyle. Altlarına neonlar falan şaşırmadık. Yapıyordum. Spor böyle ucuz olanlardan alıp mesela... Güçlü motor takıyordum falan. Bir şey olmaz. Ya oğlum yerde oynayayım ben şunu. Getir bakayım. Oğlum çok hızlı bu. Ya o özelliği bunların işte bu. Boyutuna göre bayağı hızlı gidiyorlar. Bir tane döndürüp getirebilir miyim? Yavrum sağa sola yapsın. Ne yapıyorsun yavrum? Tamam, çok mu zor? Ben de denemek bayağı istiyorum zor şu an abi. Ya. Bayağı yüksek şey enerjisi. Sen böyle kesik kesik oynuyorsun bunları. Yani dönerken falan keseceksin. Siz şoförsünüz ikiniz de ya. Araba sürmeyi bilmeyen benim. Oğlum araba böyle mi sürülüyor? Araba sürmeyi bilmediğim belli oldu buradan. Puanım 10. 2 tane 10'luk puanımız var. Biri Game Boy, biri o. Çok iyi. Şimdi buna geldi sıra. Evet, bu ne biliyor musun? Anneannelerimizin, babaannelerimizin, dedelerimizin en sevdiği bardak vurma aletinin 2022 teknolojisiyle... Hacamat! Hayır! Hacamat yapmayacağız. Hayır, sadece bardak vuracağız. Cupping! Evet o. Benim olacak! Ben çok kullanıyorum cupping. Intelligent Breathing Cupping Massage Instrument. Sürekli Fırat'ın vücudunu gördük biz bu videoda, bunları da göreceğiz. Hayır, ben bunu yaptırmam abi. Mosmor oluyor ya. Bayağı bir şey var, niye biliyor musun? Açıyorsun, ısıtıyorsun, titreştirebiliyorsun, çekiyorsun, bakımını veriyorsun ve bayağı da kaliteli görünüyor yani. Nereden şarj oluyor? Burada. Oha, bayağı kaliteli bir şey ha. Şarja takıyoruz bunu, birazdan deneyeceğiz. Yok. Dur, deneyeceğiz derken kuşlar. Aa, kuşlar ne oldu? Sende var mı bunun aynısında? Var. Seninkini deneyelim. Ama nerede bilmiyorum ki. Benim evde 5 milyon tane şey var. Kavrulanmıyormuşsun ha. Evet, önceki videodan bir transferimiz var. Ha bu şarj olmadı mı, bu ne ya? Bunun nasıl ışıklı olduğunu görmek istiyorsanız Fırat'ın videosunu izleyin. Fırat'la yapacağımız toplu paket açılışı videosunu. Aa çalıştı. Dur. Ha bunun içinde yanıyormuş abi. İçindeymiş ampulleri. Çok iyi çünkü sürekli renkleri değişiyor abi. Ay çok güzel. Buna şu an puanım 10. Evet, önceki videodan puanladık. Puan vermiş miydik biz buna? Hayır. Işıkları yansın diye bekliyorduk. Böyle ışık geldiği zaman yani üstündeki güneş enerjisi şeyine ışık geldiği zaman duruyor. Işık gittiği zaman, gece olduğu zaman böyle pıtı pıtı. Benimkini şarja taktığımız için. Evet, başka ürüne geçeceğiz, ona sonra döneceğiz. Tamam. Bir sonraki videoda diyormuşum. Yok, bu videoda yaparız. Benim beklentimi düşük tuttun. Sanki böyle çaksenlik bir şey yok gibi. İyi gidiyorsun ha, çok iyi böyle. 10 numara. Hacamat ve şu parmağıma taktığın şey beni yaşlı gösterse de geri kalanında çok hacamat bitiyor. Değil o ya. Hacamat yavrum, hacamat o, hacamat. Buna kitap mı aldın? Ben onun olduğunu biliyorum. Senin IQ'nu geliştirmen için şeyler düşünmüştür diye düşündüm. Gerçekten mi? Ama bak oğlum, bak aramız bu. Beynimi mi okudun az önce? Bir de üzerinde çocuk şeyleri var ya. Ben bayağı bir uzmanı araştırdım. Sonradan IQ yükseltmenin çok mümkün olmadığını savunuyor çoğu. Ama bir kısmına göre de IQ sonradan eğitilebilen bir şey. Yani bir miktar mesela 6 puan falan arttırabilirsin. Evet mesela. Evet. O yüzden sana bir tangram aldım. Ben bununla 4 yaşındayken falan oynamayı çok seviyordum.
Ya ben çok beğendim. Böyle hocam yaptım. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Burada biliyorsun mevzu bahis şu. Bu şekilleri gösteriyor. Normalde bu şekiller görünmez abi. Hayır. İstersen doğaçlama yapabilirsin. Kendin bir şey çıkarabilirsin. İstersen de mesela benim 6 yaşındayken bir tane daha almıştım. Onda şeydi. Sınırlıydın mesela. Yuvarlak alan vardı. Evet. Sınırlı alan olduğu için zorluyordu bir şeyler yaparken. Sağ ol, bana kolayını almışsın. 1C sınıfından Fırat ve 1A sınıfından Lemur'u izledik. Puanım 1. Hadi tamam. Şeklini tipini beğendim. 4. Bir şey söyleyeceğim. Bunun çok gelişmişi vardı. Hatta şeyde köşede oynuyordum ben, hatırlıyor musun? Tamam, sen gelişmişi oyna. Güzel gidiyoruz ama ya. Ya tamam bunu. Güzel gidiyorsun. 2 tane 10 numara tam benlik şey var. Arada benle dalga geçiyorsun. Bir taraftan da şey gibi düşünebilir. Analizimi iyi yapmış mıyım? Evet. Fazla yapmışsın. Çok iç, aile içine girmişsin. Light Snow Projector. Bu Ceyda'lık hoca. Tam yani bir şeyler yansıtıyor ama tam olarak ne yansıtıyor bilmiyorum. Ne çok özelliği varmış. Ocean, okyanus. Kanka ses diyor bir kere. Aa, bak. Telefon uygulaması var. Evet. Ne alaka? Çünkü ben şuradan anladım. Bak diyor ki white noise veriyormuş bir kere. White noise, beyaz burun. Hayır la, beyaz ses veriyor. Yani şey white noise. Bu arada bu kadar özelliği olabilir mi? Onun çok fazla şey var. Vallahi ben şuradan anladığım kadarıyla bayağı egzantrik bir şey. Müzik falan da veriyor galiba. Ay ben bunu akşam hemen yaparım. Type-C. Type-C ise kalitelidir bak. Type-C benim için bir şey. Bir kriter yani, değil mi? Net kriter hem de öyle böyle. Oradan bir power bank yapıştır bana. Açtım. Yıldız. Meditasyon mu bu da? Martı. Bu? Böyle. Yıldız. Bunu yaptığında dalga veriyor. Bak yıldızı kapatıyorum, dalgayı açıyorum. Rengi değişmiyor mu? Beyaz. Aa. 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 Bence ses o iyi değil. Ses olmasın. Bir dakika. Şu an Japon oyununa girdik abi. Şu anda Japon REO'suna girdin. Bluetooth mod var bir de. Bluetooth'a ya, Bluetooth girdin. Modda da büyük ihtimalle telefondan açtığın şeyin sesi buradan geliyor. Oradan aynen sen öyle. Mesela yağmur yağma sesi istersen atıyorum. Ya bu arada direkt Ceyda'yı anlatıyorum, fark ettin evet, mi? Evet, çünkü ben kullanacağım bunu. Şunu anlayamadım. Şu konuşma şeyi. Wave. Bir şeyden... Bir daha yap bakayım. Bir şey yaptı değil mi az önce? Stars. He ulan. Ya buymuş ya. Tamam, müzik açalım. Dur. Yeni. Oo, güzel oldu. Işıkları arttır. Aa. Oha. Çok iyi bu. Bu arada böyle ortam oluşturmak için falan işe yarar. Evet, güzel de çalışıyor. Ben bunu bilmiyorum. Onun gibi girsem belki de aynı ton. Kendini bilmez montofon. Değişik güzel bir alet. Çok fazla özelliği olduğu için 8 veriyorum. Tamam. Neye 2 puan kırdım? Çok kaliteli bir ışık vermiyor. Ama şu an burası gece şey yapman lazım. Ya hayır ya, böyle biraz realistik. Grafikleri iyi değil. Grafikleri iyi değil, anladın mı? Bir de martı sesi adamın çileden çıkartır bir yerden sonra. Şu nedir ya? Ama martı sesi de normalde rahatsız eden bir şey ya. Bu da rahatsız etsin diye yapılmış. Koymasın o zaman. Allah. Evet. Bir hızlandı, bir şey oldu. Gaza geldi, biraz kalabalık gördüm. O ne gerçekten, o ne? Ha, dur sen paketin içindeki paketi açmışsın, bu komple. Bu ne biliyor musun? Motosikletine aşık insanlar için motosiklet temizleme kiti. Hadi canım sen de. Aa evet, aralara girmesi için motorun her yerinin arasına girmemiz gerekiyor. O kadarını anlamıyorum ama... Yo, iş yapar. Vay, bu çok iyiymiş. Kurulamak için. Hayır, kurulamak için değil bu. Ne için bu? Eline döküyorsun, bununla şey yapıyorsun. Kurulama bu. İçinde poşet var, su geçirmesin diye. Ben yani bunlar falan değerli bak. Bunlar iyi. Aa, matkap ucu var onda. Şarjlı tornavidaya falan takıp bununla böyle pıçık 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 yapacaksın. Aa, çok iyi. Jantlara mantlara girmek aha için. Motorun bölümüne girmek için. Bu da şey için. Yan taraftaki yeri. Adını hatırlamıyorum. Anladın ondan, neresi oldu. Evet, girişi orası. Yani orası. Motoru yıkıyor musun bu arada sen kendini? Kendimi yıkamıyorum. Açıkçası. Hiç motor aşığı değil, ben inanmadım. Niye abi kendim yıkayayım, bu devirde nerede yıkayacağım zaten? Motoru, bizim yıkanacak evimiz yok ki. Motoru yıkamak bayağı zor iş bu arada. Yani bu kadar şey yaptıklarına göre evet, zor evet. Buna puanım hiç aklıma gelmeyeceği için 9. İyi bir şey mi dedi, anlamadım. İyi bir şey yani, hiç aklıma gelmezdi hani böyle bir şey almak ama alındığı için mutlu oldum. Şimdi geldi sıra. Dur, burada bir tane daha var. Burada da varmış. Ya orada da var tabii, daha paket açıyoruz. Aa, bu değerli bir şeye benziyor. Bu ne bro? Bu araba için süpürge. Aa! Çok iyi. O kadar lazım mükemmel ki. Mükemmel. Nereye gidiyorsun sırada? Sivas. Sırada yok, Çanakkale şu Çanakkale. An. Çanakkale'ye giderken mesela yolda çekirdek çittim böyle etrafa. Ceylan tarafını falan. Bir kere biz bir tane videonun kartını düşürdük. Ses kartını. Ses kartını kenara. Videonun çekimini yaptık. Kart içine düştü. Neler yaptık, çıkaramadık o kartı. O göremedik ki nerede olduğunu zaten. Ya bunu göremedik bile yani. Hani böyle bir aletimiz olsaydı bir bak
çekerdik. Evet, olabilir. O açıdan hiç düşünmemiştim yani, amacı o değil ama evet işe yarayabilir. Bayağı da kaliteli bir şey benziyor. En iyisinden. Sağ ol kardeşim. Bu bir de ne için iyi biliyor musun abi? Şeyleri falan temizleyemiyorsun. Küçük bardaklıklar gözleri, falan. Yan taraf falan, oralar için çok iyi. Klavyeyi de temizlersin sen. Doğru oğlum, klavyeyi çatır çatır temizlersin şununla. Evet. Oo, nasıl çekiş gücü bakayım. İyi. Tam şey yani bu. Bence daha da olması lazım. Bak yok, yok mu? Ayarı yok mu? Ha. Evet bak. Şimdi. Abi bu direkt klavye için. Harika bir şey. Arabayı boş ver. Arabada daha iyi oluyor. Bayağı iyi ya. Ayrıca evde de hani hızlıdan bir şey almak için de tabii iyi. Tabii masanın üstünü falan alabilirsin. Ulan teknoloji nereye gitti o? Bu çok iyi. Buna puanım 10. Çünkü çok kaliteli duruyor abi bir de. Gerçekten en iyisi bu arada. Ha, tamam geçiyorum. Doğru söylüyormuş. Çok güzel güzel. Sağlam da bir alete benziyor. Bildiğimiz bir marka değil değil mi? Oranın markası. Xiaomi. Ha Xiaomi ya. Tamam abi. Xiaomi'de zaten böyle bir şey var. Uygun fiyatlı ama her zaman belli bir kaliteyi tutturuyor. Asla demiyorsun ki bu da kalitesiz olmuş. Hep aynı kalitede ve hep aynı kalite şeyde. Ha bu şey. Bu ne lan? İsmini bilmiyorum. Ha şey ya, spor aleti var ya. Yani onun havalısı ve gelişmişi. Sen spor yap diye çocuk sana her şeyi almış. Sanki buradan bir şey ateşleyecekmiş gibi duruyor. Yok hiçbir şey ateşleyecekmiş. Ayarını yapıyorsundur büyük ihtimalle. Evet, evet ayarını. Ağırlık ayarı var bak burada. Bunun olimpiyatları var biliyorsun. Türkiye'den de şampiyonu var. Evet. Ama böyle şey var. Bir mertebe var. O mertebeye ulaşmak için bilmem kaç kiloluk olan var. Onu sıkması gerekiyor ama böyle değil. O eski tip olan. Direkt sanayi tipi yapılan. Ha, evet. Onu böyle sıkıp bilmem kaç saniye tutarsan o şeye ismi alıyorsun. Iron Man gibi bir isim var. Türkiye'de var. Birinin videosunda izledim. İnanamadım yani. Bildiğin ama bunu yapmak için artık adam hayvan kas yapmış. Kolay ben bir şey değil. Ben bunu gördüm ve aklıma şey geldi. Simülasyon, kontrol artar falan. Olabilir. Oynuyor mu hala? Oynuyorum ama yani simülasyonla bunun şeyi yok. Ben tenis oynuyorum ya, bana çok evet. Sağlam gelir bu. Buramı güçlendirmek. Onu düşünmüştüm. Bu arada tenis oynadığını gerçekten bilmiyordum ben ya. İnsan bir tane tenis oynarken hocam bir beni bir çek der. Storyler de atıyor. Aa. Aa evet işte bak sen şimdi. Sen de kahve muhabbeti yaptık tabii. Utku çıldıracak şimdi. Utku'ya bunu verme. Vermem. Utku bir kahve gurmesi olamasın hiçbir zaman. Öyle olduğunu zannediyordu. Bu gerçek kahve gurmelerinin kullanacağı bir şey. Utku çıldırıyor şu an, ben seveyim. Utku gelseydin paket açılışına. Bir bölüm oluyor. Bir şey soracağım. Bu hani böyle ne tarz oluyor, bunun ismini biliyor musun? Japon tarzı bu. Ha işte Chemex V60 falan diyorlar ya. Onu sor. Ay yok bu şey onu. Japan Style Siphon Coffee Maker. Ciddi misin? Evet. Peki biz bunun çekirdeğini ona göre çektireceğiz ya, ne diyoruz? Abi bana Japon Style tuvalet şeyini de çek. Hayır sifon o anlamda değil ya. Sifon hani bir yerden boşalan şeye sifon deniyor ya. Acayip merak ettim tadını şu an, buradan kahve içmek istiyorum. Oğlum bu ne? Ya gerçekten özel sen bir şey ya. Sen denedin mi bunu? Hayır daha kutusunu sen açtın, nasıl deneyim? Bunu diyor buradan çıkartın diyor. Çıkarttık hocam. Şöyle koyun diyor. Tamam böyle koyuyormuşsun bunu. Arkadaşlar bu biraz karışık bir şey ya. Çıkaramadım. Hepsini verin bakayım şunu. Aa gerçekten şey var. Ne hocaydı bunun adı? Hayır be arkadaşlar, öyle bir şey var mı ya? Bir dakika, evet burada su kaynatıyor. Tamam bunun içine büyük ihtimal izopropil alkol falan koyacaksın ya da ispirto gibi bir şey. Aynen kardeşim, izopropil alkol bizde hep olmuyor. Her yerde var. Tamam bu böyle durdu. Sonra üzerine kahve koydu. Bu arada suyu kaynattı evet. Burada. Sonra bunu alıyor buradan. Bunu buradan alıyor. Buradaki su burada ya şimdi. Bunun altında çok az su kalmış bak. Bunu böyle buraya koyuyor. Sonra arada karıştırıyor. Ateşten alıyor. Bir takım bir şeyler yapıyor. Hocam bizim makineyle yapalım. Daha güzel olacak. Yani sonunda kahve buraya dökülmüş oluyor. Ya tadı güzel oluyordur kesin de. Böyle bir şey. Ben evde yapayım, sana video atayım. Tamam. Anlaştık. Çok işime geldi şu an. Şimdi bunu nasıl geri koyacağız? Hadi evet. Bakayım şimdi. Parçalanmasın. Toplayın. Bak şimdi biz bunu kenara koyalım şimdilik. Tamam. Birazdan bunları evdeki bütün köpüklerle falan sararız biz. Tamam öyle yapalım. Hazır mısın? Ben niye? Sen hazır mısın? Bakalım beğendim. Puanım 10. Çünkü heyecanlandım, onu denemek istiyorum. Umarım çok güzel bir kahve şeyi çıkar oradan. Ne alakalı? Evet şimdi önceki videoda çok özenmiştin. Ceydan'ın videosunda. Drone mu? Hayır. Ben anladım ne olduğunu ve... Bak, şuradan tam... açılıyor bak. Pardon. Şimdi motosiklet sürerken ellerin asla üşümesin diye şarjlı, bataryalı, muhteşem kaliteli bir eldiven. Ya da snowboard yaparken de ama ben motor için düşündüm. Snowboard hepimiz motorda yaparız. Motorda kullanamazsın bunu. Aa. Koruma yok ya. Şimdi orada bir şöyle bir şey var. Eğer bedeni yeterince büyükse benimkini üstüne giyerim. Eldiveni üzerine giyer. Anladın mı? O da olabilir. Ha, bayağı pilleri var oğlum. Evet evet bu full. Pilleri ağırmış bu arada. Bu ne oğlum? Abi sen onu bunu bırak. Bizim bir sürü kış videomuz oluyor. Donduğumuz. Anladın o zaman mı? Bak ben şeyi buldum. Üşüdükçe o teninle o teninle değiştirerek
Bunun ısıtmasına gerek yok ki. Bir insan eli nasıl üşüyebilir bunun için? Abi sen ne diyorsun ya? İnsan bu arada yani. Gerçekten. Sen ne mi diyorsun? Al şunu tak. Bunun zaten içinde elin üşüyorsa sen zaten çıkma oraya. Onun içinde elin üşümez yani, anladın aa, mı? Aa bak buradan sıkıyorsun. Ben abi cebi var. Buraya koyuyorsun şeyde ha. Aynı yelek mantığı. Hemen bakıyorum nereleri ısıtıyor. Ceyda'nın elinde şey gibi olmadı mı? Avengers. Benim de çok büyük oldu bu arada. Senin şu an ısınıyor mu? Evet. Üstten ısınıyor. Şuradan. Bakayım. Parmakları da ısıtıyor bu arada. Çok merak ettim. Ya neye benziyor? Bunu var ya, arabada tutacağım mesela. Dışarıda dondun geldin. Tak anında ısınsın. Çok iyi ısınıyor. Bunun içine şey giyebilirsin. Yazlık eldivenini giyersin. Yazlık motosiklet eldivenini koruma için. Ve çok rahat bir şekilde takabilirsin. Evet. Ama bu yani gerçekten bu arada kışın en soğuğunda giyebileceğim ama benim. Motor birazcık şeyi engelleyebilir. Ha, ona bakayım. Şeyini. Tabii evet. Hissiyatın azalıyor ya. Hissiyatın azalır. Çok, çünkü bir de içinde bir eldiven daha olacak. O zaman bu kış için. Biz bu kış için olsun. Çok iyi. Yani mükemmel. Özellikle Ceyda'nın elleri her yerde. Scooter. Doğru. De ama yani koca scooter'a da bununla binmiş gidiyor. Yiyelim ne olacak? Bana ne be? Buna da puanım 10. Çünkü çok kaliteli bir eldiven. Öyle kaliteli ki yani ısıtmaya gerek yok. Kendinden kaliteli. Ama işte ısıtması da ekstrası. Isıtması da ekstrası. Bunu bayağı beğendim. Dur acaba. Bardağım bence şarjı dolmuştur, onu deneyelim. Ona bakalım. Bak ya tövbe estağfurullah. Bak bana zarar vereceksin gene bir şekilde. Bak üstünde dijital ekran var 20. 20 ne, diyor? Ne demek? 20 yıl gençleşirsin. Kaldır şöyle. Kaldır. Heh, şuraya evet, yap. Şuraya. Bak zarar verme bana. İyi mi burası? Mutlu musun? İyi, güzel. Emiyor. 20 de şu an. Isıtması da kapalı. Abi. Bak yandan. Abi oo, tamam bakmasınlar artık. Tamam nasıl bırakacak kendini? Bıraksın beni artık. Tamam. Oğlum emcükledi çok fazla ama. Oha! Ne oldu? Bak mor arttın beni değil mi orada? Ne bir daha mı yapıyorsun? Çok çok çekti, çok çekti, çok çekti. Ya bizdeki pıçık pıçık yapıyordu, bu ne yapmıyor? Aynı şey değil mi? Isıtmadığın için. Ama kaç? Isıtmaya basıyorum, çok çekti diyorsun. Ama bir ben saniye. Deneme tahtası mıyım, yeter. Gerçekten acıyor mu ya? Ben oraya değil. Aç belini. Hayır, ben her zaman burama yaparım. Abi, ya beline ne gerek var? Isıtmaya geçtim mi? Ya benim belimde yağ yok zaten, çekemez. Bayağı çekiyormuş bu arada. Bir de boşluğum var şurada. İnsan için nasıl çıkacağım oramı görecekler. Ben göremediğim için şu an ne dönüyor bilmiyorum. Hiçbir şey yok kardeşim. Ne olmuş? Hep sırtında böyle mi? Yok değil değil mi? Daha kötü. Nasıl daha kötü ya? Tut bakayım şu tuvalete gidip geliyor. O ne ya? Evet. Konuk olduğunuz için teşekkür ediyorum. Önceki bölümde sana teşekkür ettim bilmiyorum. İkisini ettim. Birleşik gibi düşünün siz bu iki videoyu zaten. Tabii aynı anda çekildi gibi. Arka arkaya. Evet. Bence güzeldi, çok iyiydi. Aşağıda da zaten linkleri var değil mi? Oradan bakarsınız. Gameboy'u öneriyorum. Güzel. Başlıkta Ne Oluyor Ya kanalını bulabilirsiniz. Oradan onlara abone olabilirsiniz. Ayrıca bu tarz videoların devamına gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenerek veya bir yorum atarak bunu bana gösterebilir. Fıratlı Ceyda'yı da gösterebilir. Abone olup zilli açıp çok uzun bunlar. Instagram'ın takibi var. Her yeri var bunun arkadaşlar. Belli yani bunun aşamaları. Basın düğmeye işte. Bol bol düğmeye basın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.